Her şey. Ben daha kendimi bilmekten aciz, küçük bir çocukken başladı. 4-5 yaşlarındaydım. Çok hatırladığımdan değil ama süre gelen, aile içinde anlatılan hikayeler vardır. Unutturulmayan onlardan biriydi. Karacabey'de bir evde yaşıyorduk. Ablamın doğum günü. Benden 7 yaş büyük o da. 11-12 yaşlarına falan girecekti. Biri bizim fotoğrafımızı çekti. Annem de babama flaş patladığı anda üzerimizden bir şey geçti. Gördünüz mü dedi. Babam da saçmalama dedi. O gecelerde ablamla aynı odada yatıyorduk. Ablam çığlık çığlığa uyandı. Camda biri var, camda biri var diye ağlamaya başladı. Annemle babam geldi hemen. Ben ne olduğunu anlayamıyordum. Biri beni izliyordu dedi. Sakinleştirdiler. Tekrar uyuduk. Bir hafta geçmedi. Ablam yine böyle uyandı. Kollarımı öptüler. Biz geldik dediler diye ağlıyor. Bu sefer ben de ağlamaya başladım. Anlamıyordum ama korkuyordum. Kim evimize girip ablamı öpüyor? Ablam neden ağlıyor? Neyse. Annemin o bahsettiği fotoğraf elimize ulaştı. Başımızın üstünde turuncu, elektrik enerjisi gibi dalga dalga bir şey var. Herkes dumur tabii. En sonunda annem babama yemekte bir gece dedi ki, dün gece tam üstümüze bir örümcek indi. Dokunmadan yukarı çıktı. Birden kapıda biri belirdi. Ayakları yoktu. Korkma, sana yardım edeceğim dedi bana. Ben seni uyandırmaya çalıştım. Sanki beni hissetmiyordun. Kapıdaki şey bana, beni göremez, uğraşma. Ne zaman istersen gelirim deyip gitti dedi. Babam telaşlandı. Ertesi gün hoca çağırıldı. Bizim evimize geldi. Kapalı bir kadın. Annem her şeyi anlattı. Evin altında mezar mı ne varmış? Çıkana kadar sizi korusun diye muska yazdım ama çıkın bu evden dedi. Bu sıralarda bu olayla alakası var mı bilmiyorum. Babam çok agresif birisidir. Annemi bir kere bıçakla bile kovalamıştı. İşin tuhaf tarafı ben ne yaptım diye bu krizden sonra kendini yerden yere vuruyordu adam. Sanki o an kendinde olmuyordu. Neyse, bu kadının yazdığı muskalarda işe yaramadı. Ben sürekli kusuyorum. Çok sık hastalanıyoruz. Ablamla ikimiz. Yine Karacabey'de başka bir eve taşındık. Bu sefer uzun bir süre rahattık. Derken televizyonlarda o dönemlerde yani 2005-2006 yıllarında medyumlar oluyordu. Arayıp isim, doğum tarihi falan veriyordun. Medyum sana bakıyor ve hayatınla ilgili şeyleri takır takır söylüyordu. Anneminki de merak. Bunları arıyordu. Ablamla ben de varız yanında. Bakın şimdi televizyona bağlanacağım ama korkmayın. Oyun bunlar. Gerçek şeyler değil dedi bize. Biz de tamam dedik. İzliyorduk olanları. Annem medyum kadınla konuşuyor. Birden kadın dedi ki, şöyle şöyle bir çiçek var evde. Saksının dibine bak. Annem şaşırdı. Kadın birebir evdeki saksıyı tarif etti. Allah bin türlü belamı versin. Yalansa. Bir muska ve bir çivi bulduk o saksının dibinde. Biz ablamla bayağı korktuk. Neyse bu olay da unutuldu. Bir gece uyuyacağız tam ablamla. Yataklarımız karşı karşıya. Aynı odadayız. Tam kapadık gözleri. Bir sallantı oldu. Açtım gözlerimi. Ablam da bana bakıyor. Hissettin mi dedi. Evet dedim. Deprem oldu galiba dedi. Anne diye bağırdı. Annem geldi. Sallandık mı dedik. Yok size öyle gelmiş dedi annem. Anladı ama korktuğumuzu biliyordu. Ben küçüğüm diye benim yanımda yattı. Bakın ben de buradayım. Hadi uyuyun dedi. Neyse uyuduk. Gecenin bir yarısı yine ablamın çığlıklarına kalktık. Hiç unutmam. Okuldan Nasrettin hocalı bir kağıt ödevi vermişler buna. A4 kağıdı. Üstüme uçtu diye ağlıyor. Kağıt da gerçekten yerde. Yine sakinleştirdik. Babam da geldi bizim odadaki çekyatta yattı. Bu evde başka bir şey yaşanmadı. Sene 2008. Bursa'ya taşındık. Ramazandı. Sahurda. Anneannem aradı. Dedem fenalaşmış. Hemen oraya gittik. Dedem can çekişiyordu. Bizi başka bir odaya aldılar. İçeriden anneannemin feryatları geliyordu. Babam, ablam ve ben salondayız. Babam kapıyı kapadı, beni dizine yatırdı. Sakin olun dedi. Ben uyumuşum. Rüyamda anneannemlerin evindeydim. Her şey aynı ama salonda insanlar var. Dua okuyorlar. İki varlık kapıyı çaldı. İnsan silüeti ama belirsizler. Gel dediler bana. Koluma girdiler. Biz dedenin ahbaplarıyız dediler. Ben de korkmadan gittim. Annem kapıdaydı. Gel gel. Dedem burada dedi. Dedem siyah bir arabanın içinde oturuyordu. Üzerinde siyah bir takım elbise vardı. O iki varlık kolumdan tutup dedeme doğru eğildiler. Saygı duyduklarını hissedebiliyordum. Dedem benimle hiç konuşmadı. Güvende ve mutluydu. Sadece bunu hissettim. Bu rüyadan uyandığımda dedemi kaybetmişiz. Rüyanın etkisiyle bir an neler olduğunu anlamadım. 2-3 saat uyumuşum zaten. Dedem sabah ezanıyla birlikte gözlerini yummuş. Ertesi gece yine aynı pozisyondaydım. Babamın dizinde yatıyordum. Bu kez odada annemle anneannem de vardı. Yani evdeki herkes salonda. Eski evlerin camı buzludur. Biri ağır aksak geçti oradan. Hemen kafamı kaldırıp odaya baktım. Herkes salonda. Besmele çekip uyudum. 7'siydi, 40'ıydı derken dedemin ölüm acısını da unuttuk. İnsanoğlu işte. O zaman 8 yaşındaydım. Ortaokula kadar hiçbir şey yaşamadım. 13-14 yaşlarındaydım. Dayımla yengem evleneli. Bir sene anca olmuştu. Biraz zor kavuşmuşlardı. Yengem nişan atıp dayıma kaçmıştı. Nişan attığı adam da bunu çok seviyormuş diye biliyorduk. Bir gece dayım babamı aradı. Ama geç bir saat. Babam bizden gizli. Annemle konuştu. Evde böyle gizli gizli köşe bucak konuşuyorlar falan. Biz de merak ettik. Yengemin içine bir şeyler girmiş. Kendi üstünü yırtıyormuş. Sesi değişiyormuş konuşurken. Biz çok korktuk bunları duyunca. Dayım babama demiş ki bir erkekten daha güçlü. Zapt edemiyorum. Yardım et demiş. Babam hemen koşup gitti. Yengemi bizim eve getirdiler. O gün ve sonraki geceler kabus gibiydi. Annem özellikle bizim odamıza sokmamaya çalışıyordu yengemi. Ama bize geldiğinde yengeme yine geldiler. Öyle olunca kaçma kovalamaca derken bizim odaya attı kendini. Benim yatağıma yatırıp zapt etmeye çalıştılar. Orada gördüğüm yakından o hallerini. Kanım dondu. Böyle bir şey yok. Sesi kalınlaşıyor. Biz bu hallerinde hem şaşırıyor hem de korkuyorduk. Onu dayım, annem ve babam tutunca dağdaki bilmem ne, deredeki bilmem ne, yardım edin diye isimleriyle birilerine çağırıyordu. Neyse, bu olayın ardından başka bir gece o yatakta yatıyordum. Düşünmeden uyumaya çalıştım. Sabah ezanıyla ayak sesi duymaya başladım evde. Resmen biri evi tavaf ediyor. Korkudan zangır zangır titreyerek kendimi uyumaya zorladım. Güç bela uyuyabildim. Sabah hemen annemlere anlattım. Etkilenmişsindir dediler bana. Sonra ben o gece bir rüya gördüm. Beni birileri kolumdan tutup ayaklarımı yere değdirmeden uçurur gibi evde gezdiriyordu. Uyandığımda yatağa pat diye düşmüş gibi hissettim. Bu 2-3 gece devam etti. Bir gün ablam anneme dedi ki, 2-3 gecedir bir varlık beni hırpalıyor, kollarımdan tutup odada zorla yürütüyorlar dedi. O öyle deyince ben de hemen anlattım gördüklerimi. Eski korkularımız içimize yine geri gelmişti. Annem hemen anneannemden bulduğu bir kadına dualar yazdırmış, yastıklarımızın altına koydu. Neyse, ortaokulu bitiriyorum. Mezuniyet kıyafetim siyah bir torbanın içinde, kapıda asılı duruyor. Dualarımız yastıklarımızın altında hala. Bu arada o gün evde temizlikçi vardı. Gece ben yattım. Böyle bir şey beni hafif hafif salladı. Gözümü açtım. Ayak ucumdaki elbise poşeti çarşaf kılığında ve içinde biri var. Altıma işerim hafiften. Bana korkma, yerim iyi mi diye sordu. Gözümü kırpıp açtım. Yine torba şeklinde elbisem. Bir besmele çekip uyumaya çabaladım. Ertesi gün anneme anlattım. Yastık altıma bir baktık ki dua yok. Aradık taradık, yatağımın altına düşmüş. Bana bunun mesajını vermek için o gece bana görünmüş. Bu korku dolu olaydan sonra lise 3'e kadar hiçbir şey yaşamadım. Lise 3'te asıl olaylar başladı. 17 yaşına girmiştim. Çok korku filmi izliyordum. Çok hikaye okuyordum. Resmen sarmıştım bu tür olaylara. Ablamla odalarımız ayrıydı artık. Bir gece yaşlı bir kadın böğ diye ağzını açtı bana doğru. Gözümü açtım. Hemen rüya mıydı, gerçek miydi anlamadım. Nefesini hissetmiştim ama. Sonraki gece gözümü açtım. Yorgan üstümden kaymıştı. Yatağın altına doğru baktım. Ayak ucumda böyle eskiden anneannelerimizin giydiği gecelik tarzında etek ucu vardı. Herhalde yorganımla karıştırdım. Elimi uzatıp onu çekmeye çalıştım. Çekiştirmemle ürkmüş gibi kendini içeri çekti. Kas katı kesildim. Anne diye bağırdım. Geldi. Bir şey yoktu. Korktum dedim. O geceden sonra aşırı derecede hırçınlaştım. Böyle bir ergenlik yok. Ablama saldırıyordum. Annemle sürekli kavga ediyordum. Babamı sevmiyordum. Kimseye gerçekten sevgi duymamaya başladım. İçimde bir nefret vardı. Gitgide büyüyordu. Hiç eve girmek istemiyordum. İpsiz sapsız dolaşsam benim için en iyisi olacaktı. Benden mutlusu olmayacaktı. Okul çıkışı sürekli orası senin, burası benim, nereye yürüyüp gittiğimi bile bilmeden geziniyordum. Ev beni basıyordu. Gözlerim kararıyordu. Bu sıralar sigara içip balkonda telefonla konuşmaya adet edinmiştim. Yine bir gece yaktım sigarayı. Arkadaşımla konuşuyordum. Bizim balkon cam kaplı. Gözüme annem ilişti. Beyaz geceliğiyle arkamı döndüm. Hala orada duruyordu. İçeriye gel der gibi kafasını salladı. Bir dakika yaptım elimle. Ben konuşmaya devam ettim. Sallamadı. 5 dakika geçmedi. Pat diye balkonun ışığı kapandı. Böyle kas katı kesildim. Anne diye seslendim. Hemen telefonu kapatıp içeriye gittim. Baktım. Annemle babam televizyon izliyor. Annemin üstünde normal pijama var. Sen gelmedin mi balkona dedim. Yok kızım dedi. Tamam dedim. Gittim odama. Nasıl ağlıyorum. Sinirlerim bozuldu. 2-3 gece sonra odamda oturuyorum. Müzik dinliyorum. Birden tişörtüm soğuldu. Bakın, bu olay hiçbir şekilde açıklanamaz. Bildiğiniz üzerime bir yerden su fışkırmıştı. Annemle babamın yanına salona gittim. Biri tükürdü bana dedim. Bunlar zık diye kaldı. Tabii korkudan ben de korkuyordum. Bir gün atlamadı bile. Hemen ertesi gün şöyle bir olay yaşandı. Annemle babam o gün anneanneme gidecekti. Ben de okula gidiyordum. Ablam işte. Evden en son ben çıktım. En önce ben döndüm eve. O arada evde kimse bulunmadı. Eve bir geldim ki sadece benim odamda ve sadece iç çamaşır çekmecem olduğu gibi yerde. Bunu annemlere söylemedim. Sonra beni sürekli rahatsız etmeye başladılar. Rüyalar görüyordum. Sallanarak uyanıyordum resmen. Beni beşikte yatırıyormuş gibi sallıyorlardı. İlk yaşadığımda okula gidince herkese dün gece deprem oldu, hissettiniz mi falan diye sormuştum. Herkes hayır öyle bir şey olmadı dedi. Mal oldum iyice. Neyse sıklıkla tekrarlayan rüyamda şu evdeyiz. Her şey çok normal. Eski güzel günlerdeki gibi. Annem beni bakkala yolluyor. Küçüğüm gibi hissediyorum. Hava güzel, güneşli. Tam bakkaldan dönüyorum. Yağmur başlıyor. İçimi bir korku sarıyor. Hava koyu gri. Eve geliyorum korka korka. Bakıyorum kapı aralık. İyice aralıyorum. Benim büyümüş, yani şimdiki halim ve kıllı, büyük bir yaratıkla nikah masasındayız. Ben deli gibi mutluyum. Sonra sallanarak uyanıyorum. Hep bunları görüyorum o dönemde. Bir de çevremdeki insanlara dadanmaya başladılar. Çok sevdiğim bir erkek arkadaşım vardı. Sevgilim yani. Tam ergenliğin getirdiği yoğun duygularla bağlıyım. Ne dese yapıyorum. O da beni çok seviyor falan. 1-2 gece birlikte uyuduk. Rüyamda seni gördüm dedi. Ama anlatmadı. Bana böyle tuhaf tuhaf. Neyse bir gece odamda yatıyorum. Gece saat kaç bilmiyorum. Uyandım. Kapı aralandı. Sevgilim girdi içeri. Allah Allah diyorum içimden. Ama mutlu hissettim. Geldi. Geldi dibimde durdu. Birden üstüme çıkıp saldırdı bana. Onu seviyorsun da ''Beni neden sevmiyorsun?'' dedi. Nefes nefese uyandım. Elim boğazıma gitti hemen. Sanki biri boğazımın üstünde. Bütün ağırlığını vermişti. Sabah uyandım. Erkek arkadaşım yazmış, konuşalım diye. Benimle bir haftaya kalmadan tüm ilişkisini kesti. Sebebini de asla bilemedim. Aynı şekilde kız arkadaşlarıma durup dururken sinir oluyordum. En ufak hareketlerine, çevremde kimseyi istemeyen bir insan haline gelmiştim. Son bir kız arkadaşım kalmıştı. Şakasız bir tek onunla konuşuyorduk. O da bir gün bana "Seni dün gece rüyamda gördüm" dedi. Korka korka "Nasıl?" diye sordum. Ben onun öz kardeşi olup onlarla yaşamaya başlıyormuşum. Sonra sebepsiz kötülük yapmaya başlıyormuşum arkadaşıma. Annesiyle babası bana inanıp onu evden kovuyorlarmış. Evden çıkıp son kez pencereye bakmış. Ben küçük bir yaratığın elinden tutmuş. İkimiz gülerek ona el sallıyormuşuz. Kanter içinde uyandım. "Hiç hoşuma gitmedi" falan dedi. O kızla da bir seneye kalmadı aramız açıldı. En son artık şöyle bir olay yaşandı. Tabii ben bütün bu olaylar yaşanırken ablamla evde sürekli kavga etmeye devam ediyordum. Cam çerçeve iniyor, tabak çanak havada uçuşuyordu. Hiçbirini sevmiyordum. Canım eve girmek istemiyor. İşte son olay şöyle yaşandı. Gece uyuyorum. Birden müzik sesi geldi. Önce uyumaya devam ettim. Baktım olmuyor. Odamdan geliyor ses. Birden insan seli oldu odamda. Kalabalık. Hayal meyal birileri beni sürekli tutup kaldırmaya çalışıyor. Oyna diye. Ben hayır dedikçe daha çok acımasızlaşıyorlar. Başladılar, sol kolumda hissetmeye başladım. Öyle çok sıkıp çektiler ki canım çok yandı. Sabah uyandığımda sol kolum kas katıydı. Sanki bütün damarlarım dolmuş. Kan akışı kesilmiş. Ağlayarak annemin yanına gittim. Olayı anlatmadım. Canım acıyor. Doktora gidelim dedim. Çok üzüldü. Gittik hemen. Doktor kolunda ezilme var dedi. Ben sebebini çok iyi biliyordum. Annem çok sinirlisin, streslisin, ondan oluyor diye nutuk çekti. Ben de anne konuşalım dedim. Baştan sona her şeyi anlattım. Bana sevgilimin suretinde göründüklerini bile söyledim. Annem telaşlandı. Olaylar bu raddedeyse biz neden bilmiyoruz, neden anlatmıyorsun diye kızdı. Çok da üzüldü. Baban hoca bulsun, hemen ona anlatalım akşam dedi. Babamla da aramız açık tabii. Hem beni hem ablamı evden bile kovmuştu o sene. Ben o kadar bezdirmiştim ki canlarından. Adı gizli kalsın. Bir hocanın evine gittik. Hoca şarlatan falan değil. Bu konunun ilmini almış, hatta metafizik üzerine üniversite bile okumuş bir hoca. Üçümüzü odaya aldı. Bana bakarak "Hasta olan sensin değil mi?" dedi. Üçümüz de çok şaşırmıştık. Annemden babamdan bana soru sordu. Yaşımı, doğum tarihimi falan. Sonra bir kavanoz açtı. Onu koklattı bana ama nasıl berbat bir koku. O koku bana balık kokusu gibi, sonradan öğreniyorum ki lavantalı duaya özel bir karışımmış. İğrendim. Ben iğrenç dedim. Baktı gözlerime. "Geç otur karşıma" dedi. Ben güldüm orada. Neden güldüm bilmiyorum. Üstüme bir ukalalık gelmişti. "Sen eve girmiyormuşsun." "Neden?" dedi. "Sokaklar benim evim" dedim. Birden bunları ben mi söylüyordum? "Yani sen hiç gitmesen, kalsan sokakta daha mı iyi olacak?" dedi. "Orasına ben karar veririm" dedim. Ben de sanki beni biri susturuyordu. İçimden eliyle ağzımı kapatmıştı ve ağzından konuşan başka biriydi. Bu hissi yaşamayan bilmez. Hoca "Gel" dedi. Gitmeden önce Arapça birkaç kelime söyledi. Anlamadım ama kalkıp yürüdüm. Ona doğru "Aç ağzın" dedi. Dilimi çekip bir şeyler okudu. Birden üstümden bir ağırlık kalktı. Ama sadece o anlık. Eski halime döndüm. Annemle babama dönerek "Altı mezar olan bir evde oturmuşsunuz. İki çocuğunuz da oradan musallatlanmış ama küçük kızınızın enerjisiyle daha da güçlenmişler. Başındaki tam bir hükümdar, cinler aleminde sözü çok geçen bilmem ne" dedi işte. Adını söyledi. "Bu kız şimdi onun bütün özelliklerini taşıyor. Tek başına hüküm sürmek ister. Bulunduğu yerde kimseyle anlaşmaz. Özgür olmayı sever. Eve kapanmaz. Kapalı alanları sevmez. Onun canı çıkacak kadar fenalaşır" dedi. Biz tabii ağzımız açık dinliyoruz. Haklı çünkü. Özellikle ben çok şaşırdım. Annem de benim ablamla olan kavgalarımızdan yakındı. Dedi ki, hocam iki evladım var, birbirine düşman dedi. Hoca da dedi ki, bu kızınki güçlü olduğu için enerjisi ondan düşük olanı bu kıza sevdirmiyor. Kolay kolay kimseyle anlaşamaz. Ablasının ciniyle bununki anlaşamıyor. Sizin anlayacağınız dilden. Hepimiz dehşetle hocaya bakıyorduk. Hoca bizi kurtarmak için bir sürü şey verdi. Söylememe gerek yok. Bir sürü dua, muska, hatta giyilecek eşya verdi. Ben son seneye geçtim. Bu sırada yaz tatili bitti. Evdeki kavgalar hafifledi. Bu hocadan sonra kapının arkasında bir dua astı annem. Küçük kız ne zaman evden çıkmak istese onu görünce vazgeçecek dedi. Gerçekten benim kendimi dağa taşa vurma isteğim de gitti. İlk kez tanıştığım bir insanla enerjim tutmayınca ona bir daha asla ısınamıyordum. Ya da birden birisini çok sevebiliyordum. Anneannemin bakıcısı bir kadın vardı. Fal okuyordu. Bir gün annem küçük kızıma da bak dedi. Baktı. Bana öyle bir baktı ki gözüme tuhaf bir şey oldu. Sanki etrafımızda falcı kadınla benden başka kimse yoktu. Kadın aniden darlandım dedi. Fala bakmayı bıraktı. Ben de bir bozuldum. Ben inanmam zaten fala dedim. Bir zıtlaştık. Bana gerçekten kimseye bakmak istemez ya da bakanlar darlanır. Son sene bir kızla tanıştım dershanede. Kızı kimse sevmiyor. Biz bir gördük birbirimizi. Çok sevdim ben kızı. Sonra çok iyi fal baktığını söyledi. İlk defa bu işlerde parmağı olan biriyle enerjim tutuyordu. Çok şaşırdım. Sürekli bu kızla vakit geçiriyorduk o zamanlar. Ben sınava hazırlandığım sene evde bir kez anormal bir olay yaşandı. Sadece bütün sene rahattık. Allah'a şükürler olsun. Babam o gece arkadaşlarıyla mangaldan dönerken incir toplamışlar 2 kasa. Arabanın arkasına atıp eve getirdi. O gece saat 2:35 suları çok iyi hatırlıyorum. Uyumadım. Dizi izliyorum telefonumdan. Mutfağın ışığı yandı. Bir 10 dakika sonra ablam anneciğim diye annemlerin odasına geçti. Adım sesi bile duymadım. Kız sanki uçarak geldi odaya. Herkes ayaklandı. Annem hemen kalktı. Ben de kalktım. Abla ne oldu diye babam tokat attı. Su içiriyoruz. Yüzüne su vuruyoruz. Asla konuşmuyor. Annem başladı. Ay tansiyonum çıktı diye. Sus anne dedim. Ablamı tokatlıyorum. Anlatsana. Bak korkuyoruz. Dilin mi tutuldu diye. Babamla mutfağa gittik. İncirler var yerde. Allah Allah dedi. Topladık uyuduk. Annem sabaha kadar ablamın başında bekledi. Ablam sabah anlattı. Tam incir yerken sağdan biri kafasını uzatmış. Çok yakınından bana yok mu demiş. Sıçrayarak kaçmış. Hırsız zannettim dedi. Neyse başka bir şey yaşanmadı. Üniversiteye geçeceğim yaz ben o başındaki serli yüzünden ayrıldığım eski sevgilime kafayı çok takmıştım. Yok yere ayrıldığımızı düşünüyordum. Zaten bana hiç sebebini söylememişti. Ama ben anlıyordum. Ya kötü rüyalar görmüştü benimle ilgili ya da apaçık korkutmuşlardı. İyice düşündüm. Onu geri istiyordum. Zaten bir senedir, belki daha uzun süredir kötü bir durumda yaşamıyorduk. Ailemle de aram düzelmişti. Onu geri almak istiyordum. Aramalarıma, yazmalarıma asla geri dönmüyordu. Beni istemiyordu. Belliydi ama belki de hırs yapmıştım. Gözüm ondan başkasını görmüyordu. Bu olayı iyi kahve falı bakan yakın arkadaşıma açtım. Adı Aleyna'ydı kızın. Dedim ne yapabilirim? Bildiğim bir hoca var dedi. Yardımcı olur dedi. Adam Ankara'daydı. Bir hafta sonu birlikte gittik arkadaşımla. Hoca bir takım malzemeler istedi. Durumu anlattım. Sonra eskiden yaşadığım durumları da anlattım. Bana şu an senin başında bir şey gözükmüyor merak etme dedi. Rahatladım. Çocuğu geri istediğimi söyledim. Bir hafta sonra yine gel dedi. Çok umutluydum. Bir hafta bekledim. Bu sırada rüyamda böyle kabarık saçlı, uzun boylu, uzun parmakları olan bir kadın görüyorum ama normal insan yani. Bana elleriyle bir şey yapıyor. Uyanıyorum. Hocaya anlatmadım tabii. Alakasız diye düşünüp. Bana Yapmam gereken ritüel mi diyeyim artık, celt mi, fake mi, işlem mi? Neyse işte onlardan verdi. Yap diye. 2 haftalık bir sürede tamamlayıp sonucunu bekledim. Bir gece rüyamda zaman mekan olmayan bir yere gidiyordum. İleride insan topluluğu var. Dinliyorum onları. Çok hızlı ve tiz bir sesle Türkçe konuşuyorlar. Aradan şu cümleleri seçiyordum. Siz çekilin aradan. Bu iş sizi aşar. Ben sizi çağırmadım. Bizi bu iş için görevlendirdiler. Böyle tartışmalar duyuyordum. İçlerinden birisi beni görüyor. Hepsi dönüp bana baktı. Bu Ademoğlu olanlara sebep oldu diyordu. Üstüme gelmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim. Öylece kaldım ve aniden uyandım. Hocayı arayıp durumu anlattım. Beni yanına çağırdı. Bu kez Aleyna'yı götürmedim. Tek başıma gittim. Hoca, görüyorum ki işlemleri yapmışsın. Ama tutmamış. Ben hocanın ağzından çıkacak bir söze bakıyordum. Ben senin başın boş gözüküyor dedim ama o iş öyle değilmiş kızım dedi. Hocam, nasıl yani dedim. Şimdi biz bir büyü yaptık. Yıllar önce de senin bu çocuğun annesi, çocuk senin yüzünden musallatlandı sanıp korkmuş. O da bir hüddam adamış bu işe, çocuğu korumak için. Biz büyüyü yapınca tesir edeceği vakit hüddam devreye girmiş. Bizim büyünün etkisini sıfırlamak maksadıyla senin başındaki musallatın da sana zarar verecek diye kabilesiyle birlikte bu hüddamla kavgaya tutuşmuş. Ne bizim büyü yerine ulaşmış ne de hüddam sana zarar verebilmiş. İşin garip tarafı yine başında bir şerli göremiyorum. Ben de bu sabah namazına istihareye yatıp baktım. Bu şerli senin ne amaçla büyü yaptırdığını anlaşmalı cinden öğrenince sana gönül koyup bedeninden terk olmuş dedi. Ben bu durumları ağzım açık dinliyordum. Bir yandan hocaya defalarca anlattırdım ve sonunda anladım. Aslında ben yıllardır üstümden kalkmasını istediğim bir musibeti hiç farkında olmadan başımdan def etmişim. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bir internet sitesinde bulduğum hikayeyi birebir sizlere aktarıyorum. İyi seyirler. Amcamın başından geçen ürkütücü ve inanılmaz olayı kendi ağzından dinleyip birebir buraya aktarıyorum. Kısaca amcamdan bahsedeyim. Amcam eski jöhlerden ve hikayeyi fazla kişiye anlatmamış. Yengem yine mi bu hikaye diye çıkıştı. Çocuğun psikolojisini bozma dedi. Hatta iyice meraklandım. Hikaye ürkütücüymüş. Amcama ona göre arkadaşlarla paylaşacağım dedim. Ve amcam anlatmaya başladı. O dönemler İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Sene 1974. Ne yapacağımı bilmiyordum. O zamanlar farklıydı. Kolay iş bulunuyordu. Hatta şirketler onlarla çalışmamız için yalvarıyordu resmen. Ama hiçbir zaman masa başı işini sevmedim. Çok sıkıcı geliyordu. O yüzden bekledim. Bir gün yengeni ziyaret etmek için Adana'ya gittim. Uçaklara ve kontrol kulesine olan ilgim o gün başladı işte. O gün karar verdim. Kontrol kulesinde çalışmayı istedim. O zamanlar 27 yaşındaydım ve gerekli olan tüm test ve sınavları başarıyla geçtim. İlerleyen zamanlarda ise yeterince deneyim sahibi olduğum için başımda denetleyen biri olmadan işimi devam ettirdim. Bu tür işlerin olumsuz yanı nerede çalışacağını seçemiyorsun. Tabii ki hepimiz Atatürk Havaalanı'nda çalışmak istiyorduk ama orası için fazla amatördük. O yüzden ufak bir yer olan Erzurum'a doğru yol aldım. Tek bir iniş pisti var. Etrafında tarlalar var. Ama hem parası iyi hem de bu işi kendim isteyerek seçtiğim için aldırış etmedim. Bu tür ufak yerlerde genelde 8-5 arası çalışılır. Ama bulunduğum yerin coğrafi olarak lokasyonu yoğun olduğu için uçaklar üstümüzden çok geçerdi ve acil inişler olabiliyordu. Bu yüzden de saat sabah 4'e kadar açık olmamız gerekiyordu. Açık olmamız derken yani kontrol kulesinde oturmaktan bahsediyorum. Sadece bir tane güvenlik görevlisi var. O da terminalde uyuyordu genelde. O kadar kötü değildi aslına bakarsan. Kitaplarımı, bulmacalarımı getiriyordum. Takılıyordum. Yengeni arıyordum. Saatlerce konuşuyorduk. Genelde derler ki kontrol kulesi işi çok streslidir. Ama ben %99 sıkılıyordum. %1 genelde ufak çaplı uçakları indirmekle geçiyordu. Şimdi sana bunları neden anlatıyorum diye sorarsan asıl meseleye gelelim. Yaklaşık 3 ay geçti aradan ve bir şeyler olmaya başladı. Hatta bugüne dek halen anlam veremediğim şeyler, paranormal tarzı olaylardan bahsetmeyeceğim. Ama o havaalanında olanlar olmaması gereken şeylerdi. 23 Şubat 1979, dün gibi aklımda. Soğuk bir kış gecesi ama kar yok. Yine sabaha kadar çalışacaktı. Ama her zamanki gibi uçuş listesinde inecek olan uçak yoktu. Saat gece 1 gibi bize çok yakın bir mesafede ufak bir uçağın radyo mesajını almaya başladım. Kar fırtınası tehlikesi nedeniyle Erzurum'a iniş yapmak zorundaydı. Hemen dürbünümü çıkardım ve uçağı yönlendirmeye başladım. Hava çok rüzgarlıydı ama buna rağmen sağlam bir iniş yaptı pilot. Ben halen dürbünümden uçağı takip ediyordum. İşte onu ilk o zaman gördüm. Pistte sanki normal bir yoldaymış gibi yürüyordu. Kadın mı, erkek mi pek belli değildi. Ama kadını daha çok andırıyordu. Bak, bu durumda yüzden fazla garip olan şey var. Birincisi, kadın yazın giyilen elbiseyi giyiniyordu. Gecelik gibi bir şey ve yalın ayak yürüyordu. O elbiseyi kışın bırak, yazın giysen üşürsün. Hadi onu geçtim de bu kişi niye iniş pistinde yürüyordu? Hadi onu da geçtim, buraya nasıl geldi? Pilota seslendim hemen. 82 nolu uçak. Ben kontrol kulesinden Sinan. Pistte sana doğru yürüyen bir bayan görüyor musun? Bakıyorum diye cevap geldi. Halen dürbünümden dışarıya bakıyordum. Bu esnada baktım pilot kapısını açtı ve dışarı çıktı. Kadına doğru yürümeye başladı. Yalan olmasın, o esnada çok eğleniyordum. Erzurum'da fazla bir olay olmadığı için bu olanlar keyif veriyordu. Kadının hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyordu. Tahminen kadın bu yakınlarda trafik kazası geçirmiştir, o da yardım bulabilmek için buralara kadar gelmiştir diye geçiriyordum aklımdan. Pilot kadına doğru yürümeye başladı ve kadına bir şeyler söylediğini ağız hareketlerinden fark edebiliyordum. Dürbünden bakarken kadın pilotun kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Pilot 5-10 saniye kadar öylece durup dinledi ve sonrasında birdenbire ürkmüş bir şekilde kafasını geriye çekti, döndü ve uçağa doğru depar atmaya başladı. Pervanelerin dönmeye başladığını fark ettim. Hemen radyoya sarıldım. 82 nolu uçak, ne yapıyorsun? Cevap gelmedi. 82 nolu uçak, tekrar ediyorum, ne yapıyorsun? Neler oluyor? Hiçbir cevap gelmediğini ve uçak hızlanmaya başladı. 82 nolu uçak, kalkış iznin bulunmamaktadır. Tekrar ediyorum, kalkış iznin bulunmamaktadır. Ama cevap gelmedi. Hızlanmaya devam edip havalandı. Hiçbir şey gelmedi elimden. Tek yapabileceğim şey hava sahamızda başka uçakların olup olmamasını kontrol etmekti. Son bir kez temasa geçmeyi denemeye karar verdim. 82 nolu uçak, kontrol kulesinden sesleniyorum. Neler oluyor? Radyo hışırtılar çıkarmaya başladı. Ça, aç, ça, ça. Duyduğum tek şey buydu. 82 nolu uçak, lütfen tekrar et. Kesintili geliyor sesin diye seslendim. Ne gece ama diyerek of çekmeye başladım. Radyo birden tekrardan sinyal almaya başladı. Radyodan gelen ses beni dehşete düşürdü. Kontrol kulesi, kaç, kaç, kaç. 82 nolu uçak, kaç mı dedin? Lütfen tekrarlar mısın? Ama ne yazık ki hiçbir cevap gelmedi. Uçak çoktan uçup gitmişti bile. Sandalyeme çöktüm ve olan bitene anlam vermeye çalıştım. Kaç, neden kaçayım, ne oluyor derken aklıma o kadın geldi. Hemen dürbünüme sarıldım. Gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Rahat bir 200 metre mesafe vardı aramızda. Gecenin bir köründe bir şekilde gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Gözleri o kadar açıktı ki nasıl anlatsam bilemedim şimdi. Biri bir şeye çok şaşırır ve gözlerini iyice açar ya, işte öyle. Tam ben bunun ne anlama geldiğini sorgularken birdenbire benim bulunduğum kuleye bana doğru depar atmaya başladı ve halen bana bakıyordu. Size yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Sanki üzerimde binlerce karınca geziniyor gibi hissediyordum o an. Ben pek kolayca korkan biri değilim. 6 yılımı şef olarak Diyarbakır'da geçirdim. Ama bu durum farklıydı. Bana kaç diyen pilotu mu dersin? Üzerime doğru depar atan kadını mı dersin? Çok garip bir durumdu yani. Musa orada mısın? Musa. Telsizden seslendim. Musa bizim güvenlikçiydi. Cevap vermedi. Tam o esnada tekrar dışarı baktığımda son anda kadının kulenin alt girişinden girdiğini gördüm. Alt kapının açıldığını duydum. Ne yapacağımı bilemedim o an. Bu akıl alır bir durum değildi. Bir terörist falan olsa en azından ne yapmam gerektiğini bilirim. Ama bu, zaten bu durum akıl alıcı bir durum olmaması nedeniyle o an düşünmeden hemen tuvalete koşup kapıyı kilitledim. Kilitler kilitlemez kontrol odasının kapısı açıldı. Bunu duyabiliyordum. Hani filmlerde olur ya, katil eve girer ve kapının altında gölgesi görülür. İşte bu da böyle oldu. Kapı açılır açılmaz kaos başladı. Anahtar deliğinden bakmaya çalıştım. Ama tek görebildiğim hızlıca sağdan sola koşan gölge ve garip sesler çıkartıyordu. O an öyle bir şoka girdim ki sırf meraktan kapıyı açıp bakmak istedim. Bu olanlara sebep olan ne diye merak ediyordum. Sonrasında çok şiddetli bir şekilde içinde bulunduğum tuvaletin kapısına çarptı. O kadar şiddetliydi ki neredeyse yere düşüyordum. Ve sonrasında sessizlik. Şimdi sana yalan söyleyip cesaretli görünmek için çıktım oradan diyebilirdim. Ama inanır mısın? Bütün gece ertesi sabaha kadar o tuvalette kaldım. Ertesi gün saat 7:45'te tanıdık bir ses "Ne olmuş burada?" diye seslendi. Zülfü'ydü o. Sabah işi devralan kişi. Kapıyı açtım ve gördüğüm manzara o kadar absürttü ki halen beynime kazınmış durumda. Tüm detaylar aklımda. Kontrol odası yerle bir. Radyolar sökük. Telsizler yerde. Her yerde kağıt ve dosyalar. Radyatör paramparça. Polis geldi ve sorguya aldılar. Tüm yaşananları anlattım. Kontrol odasının tamiri tam 11 gün sürdü. O geceki güvenlikçiyi işten attılar. Hatta güvenlik kamerası takmayı bile düşündüler bir ara. Tabii size şu an çok normal geliyor. Güvenlik kameraları o dönemlerde öyle değildi. Çok pahalı ve zahmetli bir şeydi. Polisler ne yapacağını bilemedi. Sadece şüpheli bir durumda bizle irtibat kurun deyip gittiler. 11 gün izin aldım. Bu esnada tamir edilirken bu olanları sindirmem gerekti. Sanırım bu kadın psikolojik sorunları olan biriydi. Herhalde hastaneden falan kaçtı diye düşündüm. Bu düşünce o gece beni uyutmadı. 6 Mart 1979. Tekrar işe başladım. Geceleri çalışmak beni endişelendiriyordu. Ama ne olduysa olup bitti düşüncesiyle rahatlamıştım. Yaklaşık bir ay sonra çok rahattım. Endişelerim kalmamıştı. Tam istediğim gibi. Erzurum'da büyük bir kar fırtınası olacağı haberleri dolanıyordu etrafta. Neredeyse tüm uçuşlar iptal olmuştu. Ama halen havada olan uçaklar vardı. Ve benim çalışmam gerekiyordu. Bu durumdan nefret ediyordum. Çünkü böyle fırtınada hiçbir yere kıpırdayamıyorsun. İsterdim ki başıma gelecek en kötü şey bu olsun. Gece saat 11 gibi deli gibi kar yağmaya başlamıştı. O arada ufak bir özel uçaktan radyo mesajı geldi. Bize yaklaşık 60 kilometre uzaktaydı. Kar fırtınası artmış, acil iniş için izin istiyordu. Bu tür özel jetler bizim pist için çok büyük ama aciliyetten dolayı bu kuralları deldik tabii ki. 656 nolu uçak, iniş için izin veriyorum ama temasta kalın. Pist kısa ve güvenli bir iniş istiyorum dedim. Tabii ki indirelim şu uçağı o zaman diye cevap geldi. O esnada aşırı kar yağışı vardı. Neyse ki pisti temizleyen elemanlar eve gitmeden önce pisti tuzlamışlardı. Pist kar tutmuyordu. O zamanlar kurallar daha rahattı. Piste baktım. Temiz mi değil. Ve birdenbire tam onu unutmuşken yine o kadın belirdi. Pistte yavaşça yürüyordu. Kuleye yaklaşık 100 metre ilerideydi. Yalın ayakla buz tutmuş asfaltta yavaşça yürüyordu. Bu durumdaki en kötü şey yine gözlerini bana dikmiş olmasıydı. Deli gibi gözleriyle öylece beni izliyordu. Tam bu esnada bu kadında olan en ürkütücü şeyin ne olduğunu fark ettim. Gözlerini kırpmıyordu. Tam 2 dakika boyunca iyice baktım. Rüzgar, kar, fırtına yüzüne vuruyor ama gözlerini asla kırpmadı. Sanki bir salise bile gözlerini benden ayırmak istemiyordu. 656 nolu uçak, yüksel, tekrar ediyorum. Bir sonraki komünikasyona kadar yükselmeye gayret et diye pilota seslendim. Trafik kontrol 656 ben. Negatif. Bu rüzgarla yükselmemin imkanı yok. İnmemiz lazım. Onaylıyor musun? 6 dakikamız kaldı. İnsanların hayatını riske atamazdım ve indirmem lazımdı. Farkındaydım. Pistteki her ne boksa ona rağmen inmesi gerekti bu uçağın. 656. İniş yapabilirsin dedim. Radyoyu kapattım. Camdan bakmaya başladım. 20 metre uzaklıktaydı. Bu sefer kuleye yaklaşıyordu. Normalde kontrol kulesinde ne olursa olsun ayrılmamam gerekiyordu. Ama o an düşünmeden aşağı indim ve kapıyı kilitledim. Yakında olduğunu biliyordum. Odaya döndüğümde radyoyu duydum. Kule, inişe hazırlanıyoruz. Yönlendirme ricadır. Hemen cevap verdim. 3 derece sağa kayın lütfen. Anlaşıldı. Işıklar görünüyor mu? Görüşmek üzere. Camdan baktığımda uçağı görebiliyordum. Kadını göremiyordum ama derin bir nefes çektim. Bu konuyu uçak indikten sonra halledecektim. O an büyük bir gürültü koptu. İnanmak istemedim ama kilitlediğim kapı açılmıştı. Nasıl açtı falan derken tüylerim diken diken oldu. Sanki vücudum bir şeyleri hissediyor ama ruhum hissetmiyor gibiydi. İlk düşüncem yine kendimi tuvalete kilitlemek oldu ama yapamadım. Radyoyu bırakamadım. Metal merdivenlerde ayak sesleri gittikçe yükseliyordu. Ama bu sefer koşmuyor diye rahattım. Ama ses çok agresifti. Sanki bilerek sert basıyordu adımlarını. 656. Trafik kontrol. İnişe geçebilirsiniz. Ve işte tam o an kapım açıldı. İşte o an ne kadar korktuğumu hissettim. Şimdi neredeyse 70 yaşındayım ve ne kadar korktuğumu söylemekten çekinmiyorum. O kadar çok korkmuştum ki arkamı dönemedim. Arkamı dönüp yüz yüze gelmeye götüm yemedi. Bu alışıldık bir durum değildi. Ben çok rasyonel biriyimdir. Askerde yaşadığım olaylardan tut, kamyonun ezdiği güne kadar hep sakin kalmışımdır. Ama o an sadece radyoya bakabiliyordum. Kafamı bile çeviremiyordum. Vücudun normal işlemini yitiriyor panik halimde. Trafik kontrol, son 30 saniye hazır olun diye seslendi pilot. Yavaşça konuş butonuna bastım. Dişlerim birbirine vuruyordu. Tamam, inin diye fısıldadım. O an ensemde soğuk bir nefes hissettim. Arkamdaydı. Yavaşça enseme doğru nefes alıp veriyordu. Hani küçükken birisinin arkandan esprisine garip kişiler yapar ve sen bunu hissedersin ya, aynı öyle bir histi. Dudaklarını kulağımdan birkaç santim uzakta olduğunu hissedebiliyordum. Halen şoktaydım ve bugüne dek halen o an hiçbir şey yapmamaktan dolayı utanıyorum kendimden. Ama şimdi geçmişe baktığımda bugün de aynı şekilde reaksiyon gösterirdim diye düşünüyorum. Aşağı in, tarlaya in, aşağı in diye fısıldadı kulağıma. Şimdi normalde bir ses çıktı diye insan rahatlar deme. En azından paranormal hava değişir. Ama o ses öyle bir farklı sesti ki ben yazar değilim. O yüzden anlatamam tam olarak. Soğuk ve agresif bir sesti ve de pek insancıl değildi. Trafik kontrol 656 indi. Umarım sıcak bir çay demlemişsindir dedi pilot. Arkamda duran kadın geri çekildi ve koşmaya başladı. Tam o esnada tüm cesaretimi toplayıp arkamı döndüm. Sadece çıplak ayağını görebildim. Tam odadan çıkarken 656 hoş geldiniz diyerek karşılık verdim ve hemen camdan dışarı baktım. Ama kadın ortalıkta görünmüyordu. Halen binada diye düşündüm. Tam bu esnada yeni güvenlikçiyle temasa geçtim. Binada bir tur atıp kontrol etmesini istedim. Turunu attı ama kadından eser yoktu. Polis geldiğinde ancak rahatlayabilmiştim. Tarladan gelen ayak izlerini buldular ama geri dönüşünü bulamadılar. O anki halimi düşünsene. Bu kadını gören tek kişisin. Kadın diyorum, dikkat edersen. O benim görüşüm. Sen görsen belki başka bir şey dersin. Polis içki içtiğimi düşünse şaşırmazdım. O yüzden bu olayı kendime sakladım. İspat edene dek bu böyle kalacaktı. Bu havalimanında bir lanet vardı ya da her neyse işte. Ama bunu bir ben biliyordum, bir de Allah. Bir de aniden uçan o pilot vardı. Demek ki tek bana görünen bir şey değildi. İşten çıkmadım, istifamı vermedim. Hayati tehlikemin olduğunu düşünmedim ve her neyse bu olayla birlikte yaşamayı kabullendim ve devam ettirmek istedim. Gençlik yılları işte. O lanet bir daha bana görünmedi Emekli oldum çok şükür ve şimdi yanınızdayım. O dönem tam 43 kişi işinden istifa etmiş. Bu olay böylece sır olarak kaldı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Okullar kapanmış ve bir haftalığına köye babaannemin yanına gitmiştik. Babaannem dedemi 6 yıl önce kaybettiğimiz için yalnız yaşardı. Ara sıra halam yanına gelirdi. Kışın da babaannem havalar eksilere kadar soğuyunca şehre yanımıza gelirdi. Neyse, tatil sıkıcıydı zaten. Babam istediği için gelirdik köye. Ben pek sevmem buraları. Küçükken ata binerdim. Ama dedem ölünce babaannem atları sattığı için artık ata da binemiyordum. Telefon da çekmiyordu zaten. Yani anlayacağınız, düşünmesi bile sıkıcı bir tatil. Köye geleli 2 saat kadar olmuştu. Biraz köyde dolaşayım dedim. Meydana indim. Fazla insan yoktu zaten. Nüfus 90 ya da 100 kadardı. Köy kahvesine vardım. Selamünaleyküm dedim. Selamımı alan olmadı. Herkes yüzüme bakıyordu. Ben de beni fazla görmedikleri için unuttuklarını, yabancıladıkları için selamımı almadıklarını düşündüm. Ama bir gariplik vardı. Normalde 52 kartları, okey tablaları, eksik olmayan kahve, masaları bomboştu. Ve kimse konuşmadan sadece masalara bakıyordu. Belki köyde birisi öldü, onun yasını tutuyorlar diye düşündüm. Sonra camiye doğru gittim. Fakat cami farklı duruyordu. Tamamen siyaha boyanmıştı. Cami camları bile siyahtı. Şaşırdım buna. Cami siyaha boyanır mı hiç? Neyse, kapıya yöneldim. Ama kapı kalın bir zincirle kilitlenmişti. Ve kapısında koca bir M harfi vardı. Altında da Seccazü Hünnit'le yazıyordu. Bunun bir dua olduğunu ve caminin tadilat altına alınmış olabileceğini düşündüm. Eve geri dönmeye karar verdim. Eve doğru yürürken yolda önümden ard arda siyah bir kedi, siyah bir köpek geçti. Birbirlerini izliyor gibiydiler. Sonra eve vardım. Babaannem bahçede bıçak biliyordu. Babaanneme yardım edeyim mi diye sordum. İstemez, sen içeri git dedi. Beni terslemesine şaşırmıştım. Belki babamla tartışmış ve canı sıkılmıştır diye düşündüm. Sık sık tartışırlardı zaten. Ama babaannemde bir gariplik vardı. Geldiğimizden beri hiç konuşmuyordu neredeyse. Hoş geldiniz bile dememişti. Normalde her ziyaretine geldiğimizde elini öperdim. Ama bu kez öptürmemişti elini. Neyse, içeriye girdim. Babam televizyon izliyordu. Annem ise odayı süpürüyordu. 5 dakika sonra babaannem içeriye geldi. Elinde bir kova vardı ve bana "Çocuk, bunu al, arka bahçedeki kuyudan su doldur" dedi. Bana çocuk demesi beni şaşırttı. Normalde oğlum der, Berat'ım derdi. Bu durum babamın da garibine gitmiş olacak ki, "Anne, Berat'ın bir adı var, değil mi? Niye çocuk diye hitap ediyorsun?" dedi. İçimden yine başlayacaklar diye geçirdim. Ama babaannem cevap vermedi. Ters ters bakıp dışarı çıktı. Annem ise sessizliğini bozdu. "Oğlum hadi su dolduruver de gel" dedi. "Tamam anne" dedim. Tam gidecektim ki birden aklıma arka bahçede kuyu olmadığı geldi. Evet, köye 4 yaşımdan beri geliyorum ve hiçbir zaman kuyu görmedim. Anneme, "Anne, arka bahçede kuyu yoktu değil mi?" diye sordum. O da biraz düşündü ve "Evet, haklısın, yoktu. Osman, arka bahçede kuyu yok değil mi?" diye babama sordu. Babam da "Belki kışın sular kesilince kullanabilmek için yeni bir kuyu açmışlardı" dedi. Hak verdim babama ve arka bahçenin yolunu tuttum. Evet, kuyu vardı gerçekten ama çok pis kokuyordu. Sanki bir hayvan leşi gibi kokuyordu. Çok iğrendim kokudan. Neyse, kovayı kuyuya daldırdım. Yukarı çekerken suya doğru baktım. Suda bir gariplik vardı. Suda yansımam görünmüyordu. Hiçbir şey görünmüyordu. Sanki sonsuz bir boşluk gibiydi. Kovayı aldım, eve döndüm. Yavaş yavaş hava kararıyordu. Akşam mangal yapacaktık. Neyse, indik bahçeye. Babaannem et kesiyordu. Bıçağı 40 yıllık kasap gibi kullanıyordu. Eti pişirdik. Etin tadı bir garipti. Kuru bir tadı vardı. Zor bela eti bitirdikten sonra sofra toplanacaktı. Annem tabakları aldı. Babaannem "Bırak, ben yaparım" dedi. Annem ise "Olur mu anne, beraber yaparız" dedi. Ama babaannem "Dokunma, ben yaparım" dedi. Babaannemin bu hareketlerini garipsemiştik. Neyse, biz içeri gittik. Babam televizyonu açtı. Benim uykum olduğu için yatağıma geçtim. Ama uyuyamadım. Bir sağa bir sola dönerken bir saat geçti. Ama hala uyuyamadım. Bu sırada babamla annem de yattılar. Saat 12'ye doğru geliyordu. Herkes uyumuştu. Benim dışımda. Sonra bir tıkırtı ile irkildim. Babaannem kapıyı açıp odaya girdi. Sonra annemin yatağına yaklaştı. Anneme uzun süre baktı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra aynısını babama yaptı. Ne yaptığını anlayamadım. Sonra bana doğru yaklaştı. Ben de uyurmuş gibi yapıp gözlerimi kapattım. Yaklaşık 10 dakika bana baktığını hissettim. Sonra kulağıma eğildi ve fısıldayarak "Seccağı sünnetle" dedi. Babaannemin bu hareketlerinden bayağı ürkmüştüm. Daha sonra kapının yanında duran gündüz kuyudan su getirdiğim su dolu kovaya elini daldırdı ve odanın ortasına damlattı. Olanları düşünürken uykuya dalmışım. Gece 3:30 gibi kalkmıştım. Tuvalete gittim. Çıkınca da uykum kaçtı. Balkona çıkayım dedim. Balkonun da manzarası var tabii. Oturdum, köyü izliyorum. Fakat köy bir garipti. Hiçbir yerin ışığı yanmıyordu. Sadece meydanda kırmızı bir ışık vardı. Bu yaşadıklarım beni derin düşüncelere soktu. Yarım saat sonra kalktım, içeri girdim. Burnumda garip bir ıslaklık fark ettim. Aynaya baktım. Burnum kanıyordu. Peçete bastırdım. Aynada yansımama bakarken babaannemin yansımasını gördüm. Arkamı döndüm. Babaannem bana bakıyordu. "Babaanne, ne yapıyorsun burada?" dedim. Cevap vermedi. "Çabuk yatağına git" dedi. Ben de biraz korkarak yatağıma gittim. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra köye indim. Köy dünün aksine bomboştu. İnsana dair hiçbir şey yoktu. Biraz dolaşıp eve gittim. Akşama kadar kitap okudum. Yattım, uyudum vesaire. Akşam yemekten sonra babamlar yattı. Benim ise uykum yoktu. Balkona çıktım yine. Bu arada babaannemin ortalarda olmadığını fark ettim. O sırada balkonun önündeki yoldan iki keçinin meydana doğru gittiğini gördüm. Dünkü o kırmızı ışık, dünkü gibi yine aynı şekilde meydanda parlıyor. İçimde kötü hisler olmasına rağmen merakıma yenik düşüp meydana gitmeye karar verdim. Gerçekten ürkerek gidiyordum. Meydana yaklaştım. İçimde gerçekten kötü bir his vardı. Ama merakım korkumdan büyüktü. Meydana vardığımda gördüklerim beni şoka uğrattı. Meydanda büyük bir ateş yakılmış ve bütün köy halkı hipnotize olmuş gibi ateşin etrafında sandalyelere oturmuşlar, ateşi izliyorlardı. Bunları aklım almıyordu. Daha sonra evin içinden geçen iki keçi gözlerimin önünde ateşe atladı. Gördüklerime inanamıyordum. Korkudan bacaklarım titriyordu. Beni göremeyecekleri bir yere saklandım ve olanları izlemeye başladım. Ateşin etrafında oturan insanların ayaklarının dibinde siyah kediler dolaşıyordu. Daha sonra ikinci şoku yaşadım. Birisi kalabalığın içinden ayağa kalktı. Kalkan babaannemdi. Elinde şekilsiz bir et parçası ile ayağa kalktı. Daha dikkatli bakınca babaannemin elindeki et parçasının bir domuz başı olduğunu fark ettim. Domuzun başını ikiye yardı ve bunu yapınca ateş daha da kuvvetlendi. Bütün oradaki insanlar hep bir ağızdan "Ya Secca, ya la, ya Unnit" diye bağırmaya başladı. Ben bu sözü cami kapısında okumuştum ve dün gece babaannemin kulağıma fısıldadığını hatırladım. Ne demekti bu söz? Artık emindim. Bu köyde insanüstü olaylar oluyordu. Doğruca eve gittim. Hemen yatağıma geçip bir Ayetel Kürsi okudum. Yattım. Sabah kalktığımda babam ve annem balkonda kahvaltı yapıyorlardı. Babaannemi sordum. Babam sabah kalktıklarında evde olmadığını, belki komşulara gitmiş olabileceğini söyledi. Oysa ben biliyordum. Babaannem komşuya falan gitmedi. Tabii o babaannemse. Daha sonra mutfağa su içmeye gittim. Mutfak penceresinden dışarıya bakarken babaannemi gördüm. Dağ yolundan geliyordu. 63 yaşında bir kadının ne işi vardı dağda? Hemen dışarıya çıktım. Babaannemi karşıladım. Babaannem bir şey demedi. "Ne oldu? Ne bakıyorsun?" dedi. Benim gözlerim ise babaannemin kan bulaşmış elinde kalmıştı. Benim eline baktığımı fark etti ve elini sakladı. Ben ayrıca bir şey daha fark ettim. Önceleri kışın dahi çorap giymeyen babaannem ayağındaki siyah çorapları geldiğimden beri çıkarmamıştı. Eve girdim. Babam köy meydanına gidip sigara alacağını söyledi. Aslında içimde tuhaf bir ürperti vardı. Ama ona bir şey söylemediğim için gitti. 1 saat geçti. 2 saat geçti. Babam ise hala ortalıkta yoktu. Annem de meraklanmıştı. Belki bir arkadaşıyla oturuyordur dedi. Babam bu köyde büyüdüğü için ahbabı çoktu. Ama ben bu kadar iyimser düşünemiyordum. Geldiğimizden beri olanlardan çok etkilenmiş ama babamı gitmeye ikna edememiş. Sonra annem bana "Berat oğlum kuyudan su doldur gel de sonra babana bir bakmaya git" dedi. Neyse tamam deyip kovayı aldım. Kuyuya vardığımda şok olmuştum. Kuyu tamamen siyah kedi cesetleriyle doluydu. Su zerre kadar gözükmüyordu. Attığım çığlıkla birlikte eve annemin yanına koştum. Ama annem ortalarda yoktu. Hava da kararmıştı. İnanılmaz şekilde korkmuştum. Annemin nerede olduğunu bilmiyordum. Belki meydana babamı aramaya gitmiştir diye düşünürken meydana doğru gittim. El fenerini alıp yola çıktım. İçimde karanlık düşünceler ve üzücü bir merak vardı. Göreceklerimi az çok tahmin ediyordum. Meydana vardım. Yine aynı manzara. Dev bir ateş yakılmış. Etrafında köy halkı sandalyelerle oturup ateşi izliyordu. Babaannem yine ayaktaydı. Elinde çırpınan siyah bir hayvan vardı. O bir domuz yavrusuydu. Babaannem diğer elindeki bıçakla hayvanı parçaladı ve kanını ateşin içine damlattı. Ben ise bu sırada büyük bir hata yapmıştım. Saklanamamıştım. Tam bunu düşünürken oturanlardan bir kadın beni gördü. Kalın ve erkekimsi bir sesle Arapça tarzı bir şeyler bağırmaya başladı. O bağırınca bütün herkes gözünü bana dikti. Aynı anda babaannem elindeki kanlı bıçakla bağırarak bana doğru koşmaya başladı. Hemen kaçmaya başladım. Eve doğru koşuyordum. Eve geldim ve hemen yatağımın altına saklandım. Yaklaşık 2 dakika sonra odanın kapısı açıldı. Sanırım giren babaannemdi. İnanılmaz derecede korkuyor ve beni fark etmemesi için sessiz olmaya çalışıyordum. Bu sırada bir şey fark etmiştim. Babaannemin ayaklarında çorap yoktu ve ayakları tersti. Evet, yanlış görmüyordum. Ayakları tamamen ters duruyordu. O sırada arkamda bir şeyin varlığını sezdim. Soğuk bir şeydi. Ama ses yaparım diye korkuyordum. O yüzden arkamı dönemiyordum. Babaannem odanın ortasında bir süre bekledikten sonra çıktı. Hemen sonra dış kapı sesi duyuldu ve evden çıktığını anladım. Dönüp baktığımda arkamdaki şeyin annemin belinden aşağısı koparılmış bedeninin üst kısmı olduğunu gördüm. Evet, bacakları kopartılmıştı. Gözlerinden yaşlar geliyordu. İçimde derin bir üzüntü vardı. Demek ki ben kuyudayken annemi öldürmüşlerdi. Bu sırada aklıma babam geldi. Onu aramaya başladım evin içinde ve aklıma babaannemin odası geldi. İçeri girdiğimde tahminlerim doğruydu. Babamın boğazından bir bıçak sokulmuş vaziyette yatıyordu. Üzüntü ve korkuyla babama sarılıyordum. O sırada telefonuma mesaj geldi. Gelen gereksiz bir mesajdı. Ama bu telefonumun artık çektiğini gösteriyordu. Aklıma arayacak kimse gelmiyordu. Kimi arasam bana inanmazdı. O yüzden polisi aradım. Onlar da inanmazsa diye onlara bir cinayet işlendiğini ihbar ettim. Yola çıktıklarını 1 saat sonra geleceklerini söylediler. Bu 1 saatte yaşadıklarıma bir cevap bulabilmek için evin etrafında dolaşmaya başladım. Her yere bakıyordum. Mutfak dolabına baktım. Domuz kafalarıyla doluydu. Yazarken bile iğreniyorum. Ama ilk geldiğimizde yediğimiz et domuz etiydi sanırım. Arka bahçeye doğru kuyunun yanına gittim. Ama kuyu yerinde yoktu. Sadece düz toprak üstünde bir sandık vardı. Sandığı açtım. İçinde annemin kopan bacakları ve bir kağıt vardı. Kağıtta "Seccazu Hünnetle" yazıyordu. Bunun anlamını merak ediyordum. Kağıdın arkasını çevirdim. Arkasında da Türkçe bir şey yazıyordu. Bu köye giren asla çıkamaz. Anlamı buydu. O sırada polislerin sesini duydum. Evin içine baktılar. Cesetleri incelediler. En büyük şüpheli olarak beni aldılar. En azından şehre gidiyordum. Sonunda hapis olsa da kurtuluyordum buradan. Şehre giderken meydandan geçecektik. Son bir kez kahveye baktım. Dışarıda kimse yoktu. Bomboştu. Ama içeride birisi camdan bakıyordu. Bakan babaannemdi. Gözleri bembeyazdı. Göz bebekleri yoktu. Gülüyordu. Mahkemeye çıktım. 34 yıl hapis verdiler. Babamın cesedinden parmak izim çıktı. Muhtemelen ona sarılınca olmuştu. Bugün hapisteki 88. günüm. Az önce koğuşa yeni bir suçlu getirdiler. Ayaklarında siyah çoraplar vardı. Bacakları protezdi. Boğazında bir dikiş izi vardı. Tepki veremedim. Çünkü biliyordum. Beni de öldüreceklerdi. Hikaye bu kadar. Bu hikayeyi internet üzerinden bir siteden buldum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Fakat etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşanmış bir olaydan alıntıdır. Alper anlatıyor. Sabah ailem ile birlikte güzel bir kahvaltı yaptım. Üzerimi değiştirdim. Bilgisayarın başına geçip 1-2 saat takıldım. Sıkılınca dışarıya çıktım. Arkadaşlarla toplandık. Muhabbeti açarken hava karardı. Dağılalım dedik. Birinci gece. Feriha Hanım anlatıyor. Mutfakta bulaşıkları yıkadıktan sonra yatalak olan annemin altını değiştirdim. Son 3 yıldır tuvalete çıkamıyor. Zaruri ihtiyacını tek başına gideremiyordu. Annemin tuvaletini yaptırırken kapının açılma sesini duydum. Açıkçası şaşırdım. Alper anahtarını evde unutmuştu. Bekir'in de bu saatte eve gelmesi imkansız gibi bir şeydi. Ancak seslenebildim. Ama ses seda çıkmıyordu. Annemi yerine yatırdıktan sonra bakmak için kapıya doğru yöneldim. Birisi duruyordu. Hırsız olduğundan şüphelendim. Sadece saçlarını görebiliyordum. Ama hırsız olmak için çok küçük gösteriyordu. Hiçbir şey yapmadan Bekir'i aramak için arkamı döndüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Birinci gece. Alper anlatıyor. Eve gitmeden markete uğradım. 2-3 bir şeyler alıp keyif yapacaktım. Yola koyuldum. Kapının önüne geldiğimde anahtarımın olmadığını fark ettim. Zile bastım. Açan olmadı. Telefonunu çaldırdım annemin. 10 saniye falan çaldıktan sonra açıldı. Çok normal bir şekilde "Oğlum, duştayım. İstersen biraz bekle. Daha sonra açayım." dedi. Açıkçası hava çok soğuk olduğu için beklemek istemedim. Evin yanında 100 yıllık bir ağaç var. Dalları bizim eve kadar uzanır. Az çıkmadım oradan evin terasına. Gece karanlığına aldırmaksızın tırmandım terasa. İndim aşağıya. Açtım salonun kapısını. Gördüklerim karşısında nutkum tutuldu. Annem yerde yatıyor. Hareketsiz bekliyordu. Gittim, salladım biraz. Allah'tan çabuk uyandı. "Anne, banyoda değil miydin sen? Ne oldu bana? Sen nasıl girdin içeri? Anahtarım burada. Ağaçtan tırmandım da senin bu halin ne? Başım döndü herhalde. Hatırlamıyorum." Birinci gece. Bekir Bey anlatıyor. "Bugün gece vardiyasına kaldım. Haliyle eve yorgun argın bir şekilde gözlerim kapanarak gidiyordu. Gidiyordum ama bir aksilik yaşadım. Fabrikadan çıktıktan 20 dakika sonra önüme Feriha çıktı. Tıpatıp Feriha'ydı bu. Ezdim hatta. Çok değişik bir hal aldım. İndim arabadan. Arabanın önünde hiçbir şey yoktu. Uykusuzluktan halüsinasyon gördüğümü falan sandım. Tam arabaya binecekken yandaki mısır tarlasından bir bebek sesi duydum. Çok etkilendim. Aklımdan birçok masum düşünce geçti. Gitmekle gitmemek arasında kaldım. Fakat merakıma yenik düştüm. Mısır kocanlarını elimle tutarak ortalara doğru geldim. İlerledikçe ses hem büyüyor hem de çoğalıyordu. Sanki ağlayan bir kişi değildi. Ortalara doğru gittim. Sadece ses duyuyorum ama görüntü yok. "Dön Bekir," dedim. Bir bismillah çekip arabaya doğru yöneldim. Yine Feriha'yı gördüm. Kaçarak başka bir mısır tarlasının içine girdi. Arabaya atlayıp vakit kaybetmeden oradan uzaklaştım. Alper anlatıyor. "Bu sabah yaptığım kahvaltıdan tat alamamıştım. Sanki herkeste bir şey var gibiydi. Kimse konuşmuyor, sadece televizyona bakıp yemek yiyordu. Dün yaşadığım olay aklıma iğnelenmiş gibi devamlı gözümün önündeydi. Annemin beni araması, sonra baygın halde bulmam, ne bileyim, çok dikkatimi çekti." İkinci gece. Alper anlatıyor. "Annem, anneannemi son kez tuvalete kaldırmış, yatağına yatırmıştı. Benimle aynı odada kalıyordu. İsterseniz size biraz evden bahsedeyim. Salon kapısından içeriye girdiğinizde 4 tane kapı var. Masaya yakın olan yerde oturma odası, kapının hemen girişinde yatak odası, oturma odasının karşısında mutfak ve banyo ve mutfağın yanında da benim odam var. Her neyse, yatağa uzanmış, kulaklığı takmış müzik dinliyordum. Baydı bir süre sonra çıkarıp yattım ama uyanma uzun sürmedi. Gözlerimi açtığımda hemen anneannemin yatağına baktım. Yoktu. Annem tuvalete götürdü diyeceğim ama ışık dayanmıyordu. Kalktım ayağa, açtım odanın ışığını. Oturma odasının kapısının açık olduğunu fark ettim. Gitmeden önce cama 2-3 defa taş geldi. Yanlış duymuşumdur dedim. Yavaş yavaş gitmeye başladım. Girdim içeri, açtım ışığı. 3 yıldır yatalak olan kadın ayaklanmıştı. Arkası dönüktü. Sonradan öğrendim ki o gece bana Kur'an'ın belli ayetlerini tersten okumuş. Uyandığımda başımda annem ve babam vardı. İkinci gece. Feriha Hanım anlatıyor. Annemin tuvaletini yaptırdıktan sonra Bekir'in yanına uzandım. Uzun süredir aramızda bir etkileşim yoktu. Birbirimize baktık. Ellerini yüzümde gezdirdi. Ardından göğsüme getirip okşamaya başladı. Çok sıkıyordu. Ne yaptığını anlamadım. Çok geçmeden üzerime çıkıp öpmeye başladı. Bir yandan da göğüslerimi okşuyordu. Üzerimden attım güçlükle. "Ne yapıyorsun sen?" dedi. Bana baktı. Bir tokat attı. Tekrardan öpmeye, ısırmaya başladı. Kaç yıldır böyle bir etkileşime girmemiştim. Tam orgazm olacakken Bekir'in yüzüne baktım. Yüzü kararmış, alnında sanki kanla can yazıyordu. Korktum. Yüzü gitgide morarıyordu. Gözaltı şişmeye başladı. Gözleri döndü. Kayboldu adeta. Ağladım. "Devam etmek istemiyorum" dedim. Bıraktı. Devam etmedi o da. Gece Bekir Bey anlatıyor. Anlamadığım şekilde içime bir kurt düşmüştü. Kendimi tatmin etmek, rahatlatmak istiyordum. Eve gider gitmez bir duş aldım. Ardından yatağa uzanıp Feriha'yı beklemeye başladım. Açıkçası böyle biri değildim. Birdenbire neden bu kadar şehvet arzusu geldiğini anlamadım. Üçüncü gece. Feriha Hanım anlatıyor. Hava kararmaya başlamıştı. Üzerimde nedense tatlı bir yorgunluk var gibiydi. Bu 2 gecedir yaşadığım olaylar bünyemi de yormuştu sanırım. Bir duş alayım dedim. Rahatlamak istiyordum. Duşa girdiğim zaman evde annemden başka kimse yoktu. Hiç olmadığı şekilde ellerim titriyor, jilet vurduğum yerlerden habire kan akıyordu. Çok geçmeden bu kana adet de eklendi. Ama nasıl olurdu? Daha 3 gün önce adet olmuştum. Yeni atlatmıştım derken birdenbire elektrikler kesildi. Tek başıma banyoda kaldım. Göz gözü görmüyor. Yerler kan revan içinde bekliyordu. 10 dakika boyunca elektriklerin gelmesini bekledim. Bu 10 dakikada kulağıma değişik sesler geliyordu. Sanki bir gülüşme gibiydi. Ne erkek sesine benziyor ne de kadın sesine benziyordu. Bu kahkahalar çok korkunçtu. Uyuyakaldım galiba. Daha sonra koltukta uzanıyordum. Üçüncü gece. Alper anlatıyor. Bu gece yatmadan önce annemlerin yanında yatmak istediğimi söyledim. Yaşıma aldırmadan gel yat dediler. Biraz itiraz ederler diye bekliyordum açıkçası. Ama çok kötü bir kabus gördüm. Yataktan kalkıyorum. Etrafta kimse yok. Cama koşuyorum. Kıpkırmızı. Sanki havanın kanı var gibi. Sokakta kimse yok. Bomboş. Gözümü açıp kapamamla annemi görüyorum. Bana bakıp gülüyor. Ben de gülüyorum. Benim güldüğümü görünce somurtup kayboluyor. Arkamı dönüyorum. Babam arkamda. Eli yüzü kan içinde. Elinde bir kafa var. Bana çeviriyor. Bir bakıyorum annemin kafası. Gülüyor. Önüme atıyor. Ve bana anlamadığım bir dilde bir şeyler söylüyor. Kaçıyorum. Ama sürekli bunu diyor. En sonunda camdan düşüyorum. Üçüncü gece. Bekir Bey anlatıyor. 2 gün önce yaşadığım olay psikolojimi bozdu. Mısır tarlasının oralara yaklaştığında yine bir ses işittim. Aldırış etmedim. 1 kilometre falan herhalde. Bir çeşme var. Yanından geçerken birisini gördüm. Sanki üstüne kara çarşaf giymiş gibiydi. Bakmadım. Dümdüz giderken birden arkamdan bir ses geldi. "Cinnab." Arkamı döndüğümde karımı yani Feriha'yı gördüm. Direksiyonu zar zor çevirdim. O ses ve görüntü O kadar netti ki size anlatamam. Ama sonra Feriha kayboldu. Sabah kalktığımda Feriha ile sofrada. Feriha, son 3 gündür değişik olaylar geliyor başıma. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bekir, ben de çok kötüyüm. Neden böyle şeyler oluyor? Biz konuşurken mutfağa Alper de girdi. O da çeşitli şeyler anlattı. Ben başımıza bir iş geldiğini anladım. Hemen hocalara gidip paramı da yedirmek istemiyordum. Ama tanıdığım biri vardı. O da biraz uzaktaydı. Yapacak bir şey yok deyip atladım arabaya. Başladım hocanın evine gitmeye. Muhtemelen sabaha evde olurum dedim. Bekir Bey anlatmaya devam ediyor. Gideceğim yer bir dağ köyüydü. Yani hoca orada bulunuyordu. İnşallah taşınmamıştır diyerek gitmeye başladım. Sabah her şey normaldi. Lakin hava kararmaya başlayınca ben de ürkmeye başladım. Yolda sorunsuz bir şekilde giderken araba birden durdu. Marşa kaç kez abandım hatırlamıyorum. Bir süre arabada bekledikten sonra camımı biri tıklattı. Köylünün bu saatte ne işi vardı ki dışarıda? Arabanız mı bozuldu kardeş? Gitmiyor. Bilmiyorum, anlamadığım şekilde birdenbire durdu. Nedenini bilmiyorum. Gel in hele öğreniriz. Arabadan indim. Baktık yakıtı bitmişti arabanın. Halbuki daha 10 kilometre önce fullemiştim aracı. Anlamadım. Gel bizim eve buyur. Bu gece seni misafir edeyim. Sabah gidersin benzin almaya. Rahatsızlık vermeyeyim. Deget olur mu öyle şey? Sen ne arıyorsun burada? Koyunları otlatıyorum ben. Böyle gitmeye başladık. İlk önce koyunlarını aldı. Çobandı galiba. 4. gece. Feriha Hanım anlatıyor. Bekir evden gittiğinde açıkçası biraz tedirgin oldum. Genelde geceleri gelmedi. Ama bu sefer hiç gelmeyeceği beni korkutmuştu. Ve korkularım da yanılmadığımı o olayı yaşayınca anladım. Gece 3 sıralarıydı. Tam hatırlamıyorum. Annemi tuvalete kaldırmak için kalktım. Uyuyordu. Alper de yatıyordu. Kaldırdım, gel dedim, tuttum, götürdüm tuvalete, tutuyorum. Annem tuvaletimi yaparken bizim alt kat kapısının açıldığını duydum. Hemen annemi yıkayıp kaldırdım, koltuğa oturttum, gittim bakmaya, yaktım ışığı. Yine o çocuk vardı, kızıl saçlı, hareket etmiyordu. Birden kafasını çevirdi. Ben hemen kapıyı kapatıp arkamı döndüm, gözlerime inanamadım. Annem ayaklanmıştı, arkası dönüktü. Korktum. İlk önce ayakları bana doğru dönmeye başladı. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Çıkaramıyordum. Sonra yüzünü çevirdi. Öyle pis, öyle kötü bir yüzdü ki sanki yüzüne yıllardır su değmemiş, nasır tutmuştu. Bana baktı. Bana bilmediğim, Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde bir şeyler söyledi. Korktum. Gözleri döndü. Alper'in kalkmasıyla annem yere yığıldı. Alper, anne iyi misin? Anneannem niye yerde yatıyor? Niye ağlıyorsun? Anne cevap ver. 4. gece. Bekir Bey devam ediyor. Çoban, yani Talat'mış ismi. Korktuğum kadar kötü biri değilmiş. Konuşuyordu yani. Normal bir insan gibi. Koyunlarını ağıra kapattı. Beni buyur etti. Yemek verdi. Evi çok düzenliydi. Yalnız yaşıyordu. Senin yolculuk nereye? Şu karşı dağın eteklerine gidiyorum. Bir hoca var, onu göreceğim. Ne yapacaksın orada? Hocayı göreceğim dedim ya. Tamam işte, hocayı neden göreceksin diyorum. Son 3-4 gündür ailemin ve benim başıma çeşitli olaylar geliyor. Korktum ben de. Bir hocaya gideyim dedim. Nasıl olaylar? Anlattım sonra. Keşke anlatmaz olaydım. Anlattıktan sonra sanki birileriyle konuşuyor gibi kafayı sallıyor, çeşitli hareketler yapıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Çok korktum. Talat iyi misin? Gel hemen gel. Söylediler gel. Gel. Ne oldu Talat? Korkutma beni. Bu lafı söyledikten sonra aşağıya götürdü bizi. Hemen ahırdan bir koyun alıp benim önüme getirip kesti. Akan kandan elini aldı ve Arapça bir şeyler söyleyip yüzüme sürdü. Talat ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Onlar burada. Eve git çabuk. Onlar burada. Eve çıktığımızda her şey karışmış, toz duman olmuştu. Bazı camlar kırılmış, duvarlarda çökük izleri oluşmuştu. Duvarda Cinnap yazıyordu. Talat hala endişeli biriyle konuşur gibi yapıyordu. Bak Bekir, Sen nasıl bulaştın onlara? Nasıl? Kimlere? Ne diyorsun Talat? Yeter. Dalga geçme benimle. Kaç yaşında adamlarız. Sen bir cinli kabilesinin kurbanısın. Senin işin iş değil. Ne cini? Ne olmuş? Ne diyorsun sen? Dur, bekle. İçeriye, bir odaya gitti. 5 dakika boyunca gelmedi. Ama o 5 dakika bana 10 saat gibi geldi. Camdan sürekli Feriha ve Alper'in sesini duyuyorum. Ağlıyorlar. Beni çağırıyorlar. Yaklaştıkça yüzleri değişiyor. Değişik bir hal alıyorlar. Cama taşlar geliyor. Tam camdan bakacakken Talat elimi tuttu. Ne yapıyorsun falan dedi. Onlar şerli varlıklar dedi. Elinde bir tepsi, 3 tane nazar boncuğu ve çeşitli şeyler vardı. Ardından oturttu beni. Arkanı dön dedi. Döndüm. Beyaz bir duvara bakıyordum. Üzerime kara çarşaf çekti. Sırtıma o nazar boncuklarını koymaya başladı. Koydukça duvarda şekiller, hareketlilikler oluyordu. Bir süre boncukları koyup aldı. Duvarda gölgeler belirdi. Bazen çoğaldı, bazen azaldı. Ritüelin sonlarına doğru Talat Arapça bir şeyler deyip durdu. En sonunda gölgeler bitti. Talat'a dönmek istedim. Dönemedim. Talat! Talat ne oluyor? Talat! Enzüke, biş, mühne, rahne. Oğlum ne diyorsun sen? Ardından tekrardan gölgeler belirdi. Cama hafif hafif taş atılıyordu. Arkamda sanki binlerce kişi varmış gibi hisse kapıldım. Bayılmışım. Uyandığımda odada kimse yoktu. Odaları gezdim. Bomboştu. Ahıra indim. Hiçbir koyun yoktu. Talat diye seslendim habire. Gözüm yaşlandı. Okey'e varmalıydım. Feriha ile Alper'i de merak ediyordum. Kafam bulanmıştı. Demin yaşadıklarım gerçekti. Gerçek değilse bile o neydi? O kimdi? Telefon çekmiyordu zaten. Arabaya koştum. Yakıt tamdı. Allah Allah diye geçirdim içimden. Gitmeye başladım köye tekrardan. Arkama baktığımda karacaşaflı birisini gördüm. Tam da Talat'ın boyundaydı. Bekliyordu orada. Sabah köye vardım. Çok yorgun bir şekilde ulaştım. Allah'ım bu nasıl bir sınamaydı. Gittiğim köydeki tek dayanım olan hoca ölmüştü. Yapayalnız kaldım. Telefonu da çekmiyordu. Böyle bir şey olamazdı. Tekrardan eve dönmeye başladım. Acaba Feriha ile Alper ne durumda? 5. gece Feriha Hanım anlatıyor. Bekir'in yokluğunda yaşadığım bu olay beni daha da korkutmuştu. Artık kesin bir şey vardı. O da bizim başımızda bir kötülüğün oluşuydu. Gece yine kalktım. Bu sefer ilk teheccüd namazımı eda ettim. Ardından annemi kaldırdım. Cama bir taş geldiğini duydum. Annemi bıraktım. Yönelmek istemedim o tarafa. Ama bir kez daha gelince Bekir'dir diye bakayım dedim. Gittim. Bekir arka bahçede bekliyordu. Eliyle gel işareti yapıyordu. İyi de niye telefonla aranadı ki bu dedim. Ama yine de aşağıya indim. Arkadaki bahçede bekliyordu. Ağacın altındaydı. Gittim biraz, yakınlaştım. Yanında 3-4 tane kara çarşaflı birileri duruyordu. Bekir, onlar kim dedim. Bana farklı bir ses tonuyla gel dedi. Gittim yanına. Bana bakıyordu. Yerden bir şey aldı. Bekir'in kafası değişikti. Başımı hemen yukarıya kaldırdım. 5. gece yaşananlar Alper anlatıyor. Gece tuvalete kalkmak istemiyordum açıkçası. Son yaşanılan olaylar hepimizi ürkütmüştü. Ama altıma da yapamazdım. Kalktım yataktan. Tuvalete doğru gitmeye başladım. Tuvalete girdim. İhtiyacımı giderdim. Ardından aynada kırmızı bir cinnap yazısı gördüm. Bu neydi şimdi? Elimi sürmemle aynanın patlaması bir oldu. Hemen yatağa koştum. Ama odaya giremeden annemin sesini işittim. Arka bahçeden geliyordu. Çığlık atıyordu sanki. Yine korkuyordum. Annemin olmadığını düşündüm. Annem değil o. Farklı birisi. Aldırmamaya çalışıyordum. 5. gece. Bekir Bey devam ediyor. Eve gece karanlığında vardım. Varır varmaz yukarıya koştum. Işıkları açtım. Kayınvalidem yatağında yatıyordu. Alper beni görür görmez ayağa kalktı. Baba geldin çok şükür. Buldun mu hocayı? Hoca ölmüş evladım. Allah bize başka bir kapı açar inşallah. Annen nerede? Bilmiyorum, yatıyordur. Gidip koşarak baktım. Yatağında yoktu. Her yere baktım. Yok gibiydi. Alper'e bir daha sordum. En son bahçeden ses geldiğini, onun bir halüsinasyon olduğunu düşündüğünü söyledi. Koşarak aşağıya indik. Feriha ağacın dibinde ayakta bekliyordu. Gitti koşarak yanına. Tam dokundum bana döndü ve eliyle beni çizmeye çalıştı. Alper tut şunu dedim. Zar zor orada bulunan bir iple ağaca bağladı. Habire bize sövüp duruyordu. Bazen bilmediğimiz bir dilde bir şeyler söylüyordu. Sabaha kadar onu dinledik. Sabaha doğru biraz daha sakinleşince çözdük. Uyumuştu. Yukarı çıkardım. Yukarıdaki katta kayınvalidem aynanın önündeydi. Gidip hemen nabzını kontrol ettim. Ölmüştü. Ne olduğunu anlamadım. O kadın buraya kadar nasıl gelmişti? Kim getirmişti? Ayna çatlaktı. Hiçbir anlam veremedim. Feriha zor durumdaydı. Alper desen korkmuştu. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sabah olunca defin işlemlerini başlattık. Kayınvalidem gittikten sonra yatağını dışarı attık. Feriha'nın kötü olan psikolojisi iyice boka sarmaya başladı. Alper desen öyle duruyordu. Kendimi nasıl bir felakette bulmuştum. Neden böyle olmuştu bilmiyorum. Son gece yaşananlar Alper anlatıyor. Annem bu gece hiç konuşmadı. Zaten gözümüze de bir gram uyku girmedi. İlerleyen vakitlerde babam sabah bir hoca buluruz diye uyumadı. Ama çok kötü bir olayla karşılaştık. Aşağıda polisler eve geldi. Fuhuş ihbarı üzerine gelmişler. Anneannemin yerdeki kan izlerini silememiştik daha. Onu da alınca hepimizi karakola götürdüler. Komşular şikayet etmiş. Evden habire ses geliyormuş. Hem de bir iki kişi değil. Onlarca insan var demişler. Sesler belli olmuyormuş. Karakolda hiçbir şey bulunamayınca serbest kaldık. O eve de bir daha gitmeye içimiz yemedi açıkçası. Teyzemlerde konakladık. Ev satılana kadar da yeni sahibi kim olur bilmem ama inşallah bu evde oturmaz. Bu olaydan sonra hiçbir zaman o evin önünden geçmedik. Hoca çağırıp evi okutturduk. Bir hafta boyunca şehir değiştirmeyi bile düşündük. Lakin babamın işi sebebiyle sadece ilçemizi değiştirdik. Olayı anlatan bu aileye geçmiş olsun diliyorum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamazlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Çobanın başına gelen tuhaf olay. Adımı vermek istemiyorum. Beni korkutuyorlar. Gördüklerimi ve duyduklarımı anlatacağım. Derunce köyü çok güzel bir köy. Yazları insanın kendini kaybettiği, kışları çok üşüdüğü bir yer. Gel gelelim. İnsanlar çok soğuktur. Ben şu an 49 yaşındayım. Maddi durumum şimdi iyi. Ancak 18 yaşında bir gençken çalışmak durumundaydım. Çobanlık yapmak için Derunce köyüne geldim. Köyün muhtarını buldum. Bana kıytırık bir yer verdi. Nasıl diyeyim, ahır gibi bir yerdi. Buna da şükür dedim. İlk gün Fevzi isimli bir amcanın koyunlarını gütmek için anlaştım. Patika bir yolun kenarında bulunan çimenlik alana bıraktım hayvanları. Akşam ezanı okununca koyunlarını Fevzi amcaya teslim edip paramı aldım. Eve doğru giderken bir evden kavga sesleri duydum. "Şeytanın doğurduğu" diye bağırıyordu adam karısına. Kadın ona sövüyor, adam ona sövüyordu. Mesele ne anlamamıştım. Kendi derdim varken milletten bana ne dedim. Köye iyice alıştım. Bir ay olmuştu. Artık insanları tanıyordum. Küçük bir köy zaten. Ahır gibi evimde uyumaya çalışırken bir kadın gördüm. Yüzü örtüyle kapalı, elindeki bebekle gidiyordu. Elinde bir çuval vardı. Kadını takip etmek istedim. Düştüm peşine. Bir ağacın altına geldi. Dilek ağacı sanırsam. Ağaçta bir şeyler asılıydı. Kadın yere bir şeyler çizdi. Bağıra bağıra Arapça bir şeyler söyledi. Bunu birkaç kez tekrarladı. Ağlayan bebek susmuştu. 5-10 dakika bekledim. Çuvalda ne ağlama sesi var ne de başka bir şey. Çocuğu çuvaldan çıkardım. Eve götürdüm. Çocuğun üzerinde kanla bir şeyler yazılmıştı. Lanet kadın. Hemen apar topar muhtarın kapısını çaldım. Bana saçma cevaplar verdi. Kalbini kırmamak için oradan uzaklaştım. Evimin önünde o kadını gördüm. "Emaneti ver, yoksa seni öldürürüm" dedi. Elinde orak vardı. Ben de bebeği verdim. Annesi sonuçta. Ertesi sabah koyun gütmeye gitti. Yattım bir ağacın altına, ama nasıl bir koku var. Hemen arka tarafımda bir çukur gördüm. O bebeğin ölüsü vardı. Üzerinde kocaman bir kağıt. Arapça bir şeyler yazılıydı. 18 yaşında bir gençtim ve ister istemez bu işe karışmak istemedim. Bebeği orada bıraktım. Koyunları sahibine götürmek için eve gidiyordum. Geç kalmıştım. Sifiri karanlık çökmüştü köye. Aynı evden kavga sesleri yükseldi. Camdan baktım. Kadın kocasını sürekli tehdit ediyordu. Kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm diye. Sonra birden durdular. Kadın cama doğru baktı. Işıkları kapadı. Ter içinde kaldım. Kaçmak istedim. Ancak peşime takılır diye ses çıkaramadım. Yan odaya geçti. Kapı çarpma sesini duydum. Camdan baktım. Kadın yere çökmüş, duvardaki gölgeye bir şeyler diyor. Oradan uzaklaşıp eve geldim. İyi bir para toplamıştım. Annemlerin yanına dönmeye karar verdim. Son kez bir yatsı namazı kılayım istedim. Camide 10-15 kişi vardı. Namazı tam bitirdik, dışarıya çıktık. O, karısıyla kavga eden adam kapıda bekliyordu. İmama saldırmaya başladı. Zar zor ayırdık. Karımı öldürdün deyip duruyordu. Bütün mahalleli eve gittik. Kadın kendini odada asmış. Ama oda var ya, çok kötü kokuyordu. Bir odayı gazetelerle kapatmışlar. Odada ayinler yapmışlar. Zaten küçük çocuklarını meğersem cinlere kurban etmişler. Şu an rahatım yerinde değil. Her gece korkutuluyorum. Biri bana baskı uyguluyor. Nefes alamıyorum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hikayeyi anlatan kişi 2015 yılında kalp krizi sonucu ölmüştür. Hacı Abbas bütün köyü büyüledi. Para ve mülk uğruna bütün köyü büyüyle lanetlen Hacı Abbas'ın hikayesi. Vaka 1990 yılında gerçekleşmiştir. Hikayeyi okuyanların ve anlatanların başına kötü olaylar geldiği söyleniyor. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Bismillahirrahmanirrahim. Olayı bir yakını anlatıyor. Olay 1990 yılında Pınarlı köyünde gerçekleşti. Köy 15 haneli ücra bir köy. Nasıl söyleyeyim? Hacı Abbas 69 yaşında, namazı niyazında fakir bir köylüydü. Karısı ve çocukları ona baskı uyguluyordu. Git komşunun hayvanlarını zehirle, onlar kazanmasın. Fitne ve fesatlık sokuyordu adamın aklına. Ben onunla aynı köyde yaşayan biriydim. Şu an 36 yaşındayım. Olayı anlatmak ile anlatmamak arasında kaldım. Konuya geçiyorum direkt. Akşam namazından çıktıktan sonra Abbas dayı geldi masama oturdu. Bir şey demedi. Ağlamaya başladı durduk yere. Ne oldu Abbas amca dedim. Yüzüme bakamadı. Eve gitti. Ben de yarım saat sonra eve gitmek için yola koyuldum. Tam eve gireceğim sırada Abbas dayının elinde kazmayla ormana doğru gittiğini gördüm. Takıldım peşine. Hava çok soğuktu. Ama nereye gidiyor merak ediyordum. Eski bir hamam vardı ormanın içinde. Nereden baksanız 100 yıllık tarihi vardır. İçeri girdi. Ben de dolaştım. Hamamın etrafını camdan onu izliyorum. 2 tane gaz lambasını yere çapraz şekilde koydu. Hikayenin bu bölümden sonrası bir büyüyü anlattığı için buna devam etmiyorum. Diğer kısma geçiyorum. Abbas dayıyı izlerken yanlışlıkla kafamı cama vurdum. Bana doğru baktı. Ancak karanlık olduğu için göremedi. Şansıma rüzgar da vardı. Tavuğu yolduktan sonra çemberin üzerine serpti. Şalvarından bir kağıt çıkardı. Ortaya koydu. Sonra Arapça bir şeyler söylemeye başladı. Yaklaşık 5 dakika boyunca bunu söylemeye devam etti. Rüzgarın normal seyri artmıştı. Lotosa dönüşmüştü adeta. Bir tiz ses duyuldu. Ardından gaz lambaları patladı. Hacı Abbas korkudan bağırıyordu. Korkudan olsa gerek Ayetel Kürsi okumaya başladı. Eşyalarını orada bırakıp gitti. İçeri girip o kağıdı aldım. Ertesi sabah 2 kilometre ötede bulunan köydeki büyü işleriyle uğraşan Halil Efendi'ye sordum. Bunun büyü olduğunu söyledi. Yani yapan kişi büyü karşılığında cinlere birini kurban olarak verir. Karşılığında ferahlık, huzura kavuşur dedi. Tam aradan 2 ay geçti. Artık cami eskisi kadar dolmuyordu. Eskiden şen şakrak olan köy şimdi sessizdi. Akşam 6'dan sonra kimse dışarı çıkmıyordu. Bir gece eve giderken bizim Celal emmiyi gördü. "Gel çay söyleyeyim" dedi. Camı perdeyi kapadı. Benden kaçıyor gibiydiler. Balkonda sigara içerken Hacı Abbas'ı gördüm. Yolda tek başına yürüyordu. Aşağı indim. "Abbas dayı" diyorum, duymuyor. "Abbas dayı" diyorum, yok. Takmıyordu beni. Yolun sonunda ışıklandırma olmadığı için net göremedim. Ama insan gölgesine benzer gölgeler gördüm. Abbas dayının önüne geçtim. Gözü kapalı gidiyordu resmen. Ağzından Arapça kelimeler hiç durmuyordu. Korkudan bir şey yapamadım. Gölgeler de orada değildi. Bir süre sonra Abbas dayı gözden kayboldu. Koşarak eve gittim. 2 saat sonra Abbas dayının geriye döndüğünü gördüm. Hiç unutmam. Saat 3:45 civarı silah sesleri duydum. Mahalleye indim. Silah sesleri kesildi. Abbas dayının evine girdim. O mu yaptı diye. Karısını ve çocuklarını silahla vurdu. Ardından da kendini vurdu. Jandarmayı aradı. Olay yerinde araştırma yaptılar. Cinayet deyip geçtiler. Asıl olay 2 gün sonra oldu. Meğer büyünün laneti köyü sarmış. Herkes köyde intihar etmeye kalkışmış. Ayrıyetten 4 köylü de intihar ederek kendini öldürmüş. Nedense her evin önünde bir gölge beliriyordu. Sonra da intihar oluyordu. Eşyalarımı bırakıp o köyden kaçtım. Ancak şu an rüyamda olsun korkutuluyorum. Beni biri boğuyor. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Allah hayırlı ölüm nasip etsin hepimize. Siz olun, büyücülerden medet ummayın. Allah'a sığının.